Merhabalar, diyabetinize karşı büyük ölçüde yardımcı olması için etkileri kanıtlanmış bu baharattan bir çay kaşığı almanızı tavsiye edeceğim. Diyabeti iyileştirmek terimini söylediğimde gerçekten bahsedeceğim şey diyabet komplikasyonlarının nasıl düzeltileceğidir. Diyet ve aralıklı oruçla ilgili bu konuda birçok video yayınladık. Bu videoda önemli bir baharat olan tarçının inanılmaz faydalarından bahsedeceğim. Tavsiye edeceğim tarçın türü Seylan tarçınıdır. Tarçında bulunan ve güçlü etki gösteren doğal kimyasala sinnamaldehit denir. Bununla ilgili saatlerce içine gömüldüğüm ve aklımı başımdan alan bazı büyüleyici araştırmaları aşağıya paylaşacağım. Biliyorsunuz ki tarçın dünyada en çok tüketilen baharattır. Aslında pek çok farklı kültür tarafından tüketilen en eski baharattır. Peki tarçın ne yapar? Tarçın bir iltihap ve mikrop önleyicidir. Mikropları ve vücudun farklı kısımlarında aşırı büyüyen kandidaları da öldürebilir. Ayrıca kanser önleyici özelliklere sahiptir. Fakat bahsetmek istediğim en büyük faydası diyabeti önleyici etkileridir. Güçlü antidiyabetik etkileri vardır. Yapabileceği ilk şey insülin duyarlılığını arttırmaktır. İkincisi glikoz duyarlılığını artırabilmesidir. Bunlar sadece iki faktördür. Diğer tüm faktörleri de açıklayacağım. Çünkü diyabetin komplikasyonlarından etkilenen vücutta 4 ana bölge vardır. Böbreklerimiz, gözlerimiz, ayrıca kalbimiz ve kan damarlarımız başta gelir. Ayrıca sinir sistemimiz de etkilenir. Diyabette ayaklarınızın altındaki ve ayak parmaklarınızdaki sinirlerinizde kan dolaşımını kaybetmeye başlarsınız ve ölmeye başlarlar. Üçüncüsü, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı geliştirme riskini azaltır. Glikozunuzu ve insülininizi düşürürseniz karaciğerinizdeki yağı baskılayacaksınız. Böylece daha az karaciğer yağlanmanız olacaktır. Bu harika bir faydadır. Dördüncüsü, aslında böbrek koruyucu faydaları vardır. Yani kan şekeri seviyeniz yüksekse ve tarçın alırsanız böbreklerinize oluşabilecek tüm sorunlardan koruyabilir. Yani böbrek yetmezliğinin bir numaralı sebebini düşünün. Diyabettir. Yani tüm serbest radikal hasarını önlemek için yan etkileri azaltacak bir şey alabilirsiniz. Diyabetin ne olduğunu bir düşünün. Vücudunuzda dolaşan yüksek miktarda şeker vardır. Şekeri pas olarak düşünün, yani oksitlenme oluşturur. Bu yüzden vücudunuzun farklı bölgelerini paslandırır. Böbrek nedir? Böbrekler kanınızın filtreleridir. Dolayısıyla şeker böbrekleri vurur. Bu nedenle şeker hastalarının genellikle böbrek problemleri yaşamasının nedeni budur. Bu semptomları azaltabilecek bir şey alabilirseniz bu böbreklerinizin ömrünü uzatmak için harika olacaktır. 5 numara. Araştırmalar periferik nöropatinin düzelebileceğini göstermiştir. Bu, ayaklarınızın altında yanma, karıncalanma ve ağrı hissettiğiniz ve daha önce bahsettiğimiz bir sinir sorunudur. Bunun için kullanmayı sevdiğim iyi bir tedavi, alfa lipoik asit olan benfotamin olarak adlandırılan şeyi kullanmaktır. Tarçın buna bir alternatif olarak kullanılabilir. Peki diyabet sinirlerinizi nasıl etkiler? Sinir sisteminin dolaşım sistemini, kan damarlarını ve kılcal damarlarını öldürür. Bu yüzden sinirlerin bir kan kaynağına ihtiyacı vardır. Diyabetin yaptığı budur. Sinire kan ve oksijen tedarikini durdurur. Böylece sinirler ölür. Çeşitli semptomları hissetmeye başlarsınız. Tarçın bunu önlemeye yardımcı olabilir. Yani damar sisteminizden daha fazla şeker geçtiğinde ne olacağını bir düşünün. Çeşitli iltihaplanma sürecini yaratırsınız. Kolesterolün artere girmesine izin verirsiniz. Hasara neden olur. Sonra kalsiyum ve plaklanmayla ilgili problemler yaşarsınız. Sonra pıhtılaşmalar oluşur. Öyleyse tarçının etkisini tahmin etmeye çalışın. Tarçın endotel hücrelerini inhibe edebilir veya koruyabilir. 7 numara, katarakt geliştirme riskinizi azaltabilir. Diyabet, körlüğün bir numaralı nedenidir. Ancak diyabetle birlikte katarakt, glokom ve meydana gelebilecek bir dizi göz problemi vardır. 8 numara, glikozu ve insülini düşürürseniz beyinde daha az yağ birikimi ve daha az iltihaplanma olacaktır. Neden mi? Çünkü tarçın bir anti-inflamatuardır. Şimdi tarçını nasıl alırsınız? Çayın içine katabilirsiniz. Tarçınlı çay alabilirsiniz. Kahvenize katabilirsiniz. Tablet şeklinde alabilirsiniz. Pek çok insan onu ek gıda takviyesi olarak alır. Farklı yiyeceklere de koyabilirsiniz. Örneğin tarçınlı rulo yağ bombası adı verilen bir keto tatlısı vardır. Bunun linkini aşağıda paylaşacağım. Bu tarifte bir çeşit krem peynir, kepekli krem şanti ve tarçınlı tereyağı kullanılır. Bu harika bir küçük tatlıdır. Tabii ki tarçınlı çörekler de vardır. Bunu veya tarçınlı tost kullanabilirsiniz. Tost konusunda şaka yapıyorum. Çünkü karbonhidrat tüketimini tavsiye etmem. Her neyse, sadece diyabet için değil, aynı zamanda birçok insanda olduğu gibi sizin de insülin direnciniz varsa kullanılabilecek harika bir baharata dikkatinizi çekmek istedim. Önerebileceğim bir sonraki video, şekerin etkileri hakkında hazırladığım videodur. Bence görmediyseniz bir göz atmalısınız. Bunu buraya ekleyeceğim.